Arkadaşlar merhaba. Ayza'ya gidiyorum çünkü sticker çıkartmam lazım. Elimde hiç sticker kalmadı ve hani şey istiyordum, yazın gittiğim yerlere yapıştırmak falan istiyordum, hayal oldu. Ama işte dönem başladığında falan arkadaşlarıma vermek için bir çıkartmam lazım artık. O yüzden Ayza'da kırtasiye daha ucuza çıkarttığı için oraya gidiyorum. Gitmişken de sonunda şeyi alacağım. Hip Hop Kulübü sweatshirtüm var yadaydı ama ya bir yıldır falan. O yüzden onunla buluşacağım ofisinde. Böyle planım var. Arkadaşlar. Ne kadar güneş vardı çekmedin. Unuttum. Bu arada beni biliyor atlayışı. Bu arada neyse, evet. Hatırlıyorsanız beni en son Doğan'ın şey vlogunda evet. Görmüşsünüz. Böyle çıkıyorum. Şey vlogunda. Abi spor izi kadın ya gerçekten. Durmak yok yola devam 2'de galiba. Kıyafet takasında benim saçım evet. Kelken. Hatırlıyor doğru. Musun? Orada da vardı. Doğayı bu arada Doğa Başaran değil. Doğa Nurşen. Onu Merya tanıtıyor tamam mı? Kendi vlogunda. Kanalımın adını vermeye çalışıyor. Ama hani öyle mi? Takipçisi var yani. Kızı Doğan Nurşen diye. Yani random birinin yani reklamını hani yapamazsın abi. Neyse geldim evet bir Meryem'i göreyim dedim. Bir de tamam asıl ben buraya niye geldim? Şimdi size bunu göstereceğim. Kulüp başkanımız Semih. Evet en sonki vlogda beni sweatshirt'ü tanıtan çocuk olarak hatırlıyorsunuz. Öyle mi? Marketin evet. Orada bir anda evet. Sweatshirt'ü tanıtmıştım. Tamam onu da marketin arasındakilerden görebilirsiniz. Seviye atladı kendisine upgrade geldi. Başkanlık özelliği yüklendi o vlogdan beri. Benim 2 yıldır beklediğim bir sweatshirt var tamam mı? Sürekli ben Meryem'e diyorum ki Meryem bu sweatshirt'ü ne zaman alayım? Biz bir türlü buluşamadık ve hani o kadar bunu almaya yaklaştığım zamanlar oldu ki hani gerçekten Ayasa'ya geliyordu birine yazdım unutuldu zartır falan. Bizim kulüp sweatshirt'ümüz var tamam mı? Geçen sene basında içi şardonlu falan yani inanılmaz iyi bir sweatshirt. Arkasında da bu şekilde bir tasarımımız var. Ve Sporty sponsorluğunda basmıştık o yüzden Meryem'de duruyordu. Tam istediğim oversize'lıkta değil ama yine de çok sevdiğim için bir sweatshirt'ü ve kulüp sweatshirt'ü olduğu için tabii ki de üstünden çıkartmayacağım. Buradan da eve geçeceğim galiba bir şey yapmayacağım. Size de söylemiş olayım. Hayır, Deke gelmeyecek. Deke gelecek. Arkadaşlar okulumun açılma tarihi bir ay ertelendi. Okulumuzun. Ve ben... Gel kız. Ve ben çıldırdım çünkü İstanbul'da hapsoldum. Bir ay ne yapacağım abi burada? Gidip şeyler Sporty'ye gel. Burada düşündüm dedim ki acaba Sporty'de bir ufak geçici bir sosyal medya şeyi, içerik üreticiliği mi yapsam diye ama... Ay böyle koyacak beni. Sen bunun sonuçlarıyla yüzleşeceksin ben ya. Eyvah. Dün ilk defa odamda kaldım ve şey oldum, hasta oldum galiba. Çünkü cam açık yapmıştım ve çarptı yani böyle gece bir uyandım 5'te. Böyle şöyle mesela hani falan. O yüzden o kısım bir tık kötü. Çünkü bir de bugün kızlarla buluşacağım aylar sonra. O yüzden aşırı heyecanlıyım. Şimdi bir babaannemlere gidip kahvaltı edeceğim. Bir de dedim orada C vitamini, zartürk bir şeyler vardır. Onları içerim diye düşündüm. Sonra da okula. Sonra da Cihangir'e 21'e gideceğiz. Arkadaşlar babaanneme geldim ve ölüyorum. Bu yolu hep daha kısa zannediyorum ve her sefer yürürken söverek yürüyorum. O yüzden kantar içinde kaldım ve aşırı açım ve bayılacağım açlıktan birazdan. Güçlendi. Ya eve gidelim. Bakın. Ah çok mutluyum. Selim ve Beyza'nın hediyelerini bir türlü verememiştik. Şimdi bunu gerçekleştireceğiz. Çok sevdiğin için güzel bir sunum hazırladım. Görüyorsun kapladım. Bayıldım. Markalı. Abi. Hangi hazırlık bunu? Biz beraber üç toplaşıyoruz. Dördümüz toplaşıyoruz. Aslında evet. Üstte de giyiniyorum. Evet. Ben her türlü onu halledeceğim. Abi şaka mısınız? Hep bu çantayı istedin değil mi? O kadar yakıştı ki. Selio, Deniz Cimris'ten. Benden onda var. Alın. Sanki seninkini ben hazırladım şimdi. O yemiş çok yakış. Var ya. Aa, burada bir şey var. Beyza özür dilerim. Keşke bunlar da kalsaydı senin hediye. Ne? Tespih mi? Ya inci! Ay kesin kahveyi. Mutfağım da kahve falan. Ben kestim ya. Ne? Valla. Çok tatlı salak. Oje ile boyamış bir de. Fotoğraf var. Beyza ya. Ya salak. Ya aptal mısınız? Arkadaşlar. Selamünaleyküm. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Allah kesinize bereket etsin. Arkadaşlar bakın neredeyiz? Justice'ye geldik.
Ben kızlarla burada olmayı çok özlemişim. Benim nezlem birazcık kötüledi. Fark etmiş olabilirsiniz. Telefona bakın ya. Abi ne kadar özlemişim. Kızın kabı yok ya. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Da benzem. Kutuya nasıl girdik? Ay kendimizi vurup buranın dekoru değiş. Veriyor gibi. Sanki. Bir şey söyleyeyim, bu arada... Aynen. Hiç zam gelmemiş sanki. Geldi. Ya Max yani 120'den 165 bana okey gibi geldi. Ya ben İstanbul'a gelirken şeyden bir korktum. Çok benim başa çıkamayacağım bir zam. Olmasından. Sonra abim onu merhaba arkadaşlar, ben yine Doğan'ın vlogunu ele geçirdim. Bugün MOBA'ya gidiyoruz. Ve chill bir gün geçireceğiz. Denize gireceğiz. Rakı balık yapacağız. Evet, size bir şey söylemek ister misiniz ama ben? Yok. Ben sadece nezle durumumu biraz update'leyebilirim. Daha iyiyim arkadaşlar. Çünkü yine bir sürü vitamin falan içtim. O yüzden bugünü kaldırabilmeyi umuyorum. Bu sabah kalktım, tamam mı? Elimi yüzümü yıkamak için lavaboya girdim. Ondan sonra lavaboda bir tane kedi duruyor, tamam mı? Evin içindeki lavaboda. Yatıyor orada yani. Evet. Meğer Zeynep ablanın kedileri böyle girip çıkıyormuş yani. Varmış 3 tane falan kedisi. Girip çıkıyorlarmış. Evet. Hindu sonra gibi yani. Zeynep ablan bana demişti ki ya, lavaboyu açmayını istiyor. Hani su iç, sadece lavabodan su içiyor. Ben onu suyu açtım ve ben çişim yaparken onu suya içtim. Hindu da ben çişim yaparken bana yardımcı oluyor. Onu zaten evet. Selin de biz çişimizi yaparken bize yukarıdan peçete atmak olsun. Kapıları yumruklamak olsun. Naftalin atmak olsun. Evet. Nereden bir böyle dışarıdan kör sesler çıkartmak olsun. Maksat yalnız hissetme kanka. Çok sağ ol. Burası da güzel bir gymdir. File market. Annemle burada markete giriyoruz. Allah kahretsin. Şurada hep dilenci bir kedi yatar. Ama bugün burada yok. Galiba doymuş. Selin'le sadece dedim ki, file market gezmeyi çok severim. Sonra dedim, öyle mi okey dedi ve kenara çekti ve bizi şu an file market gezdiriyor. Ne alaka? Fatal tayfa kanka. İşte arkadaşlar, Selin yine dedi ki, bu vlog çok sıkıcı olmaya başladı. Ben size Beste'ye araba sürmeyi öğrettim. Hani arabayı falan çarparsan bir şey olur diye düşündüm. Bir önceki vlogumda da. Orayı izleyemediniz. Kuşalası vlogum silindiği için. Neyse şimdi Beste araba sürmeyi öğrenecek. Gaza basma, tamam mı? Okay. Şimdi birazcık geri alacağız. Şimdi böyle hafiften gaza bas. Hafif ama çok hafif. Şimdi frene bas. Birazcık daha gaza bas. Bas bas. Şimdi frene bas. Ama böyle yavaş yavaş dokunacaksın. Kıtı kıtı dokun, tamam mı? Okay. Nasıl dokunma hiçbir zaman. Oğlum ama hocam çok iyiydin. Hocam ehliyet alabilirim. Ben ehliyet verdim. Ver. Eyvallah. Besin. Ehliyet var. Ya gerçekten çok tamam. İyiydi. Şimdi nereye gidiyoruz? Abi hep bunların olsun istemişimdir. Senin olsun. Sağ ol aşkım. Bunları niye asacaksın? Bunu ben buraya bir tane dikiş köşesi yapmayı düşünüyorum. Buraya duvara ama bu veya şuraya veya köşeye yapacağım. Şuraya ama yapalım. Buraya şey düşündüm. O hani delikli panolardan var ya. Evet. Şey, yatağım var sadece benim. Bu ofisten sadece geldi. Sadece benim belki. Hiçbir eşya yok şu an. Sadece yatağım var. Bunu da alacaktım. Annemizin vermedi. Burada da gelince yatacak bir yerin olması sence de mantıklı değil. Gel salona gidelim. Salonda arkadaşlar dünyanın en rahat koltuğunu gösteriyor. Bakın. Ben zannettim. Bu koltuğun rahat olduğu gerçekten, o kadar belli gerçekten. Ki. Gerçekten. Yani çok tatlı. Arkadaşlar Selin'in size gösterecek çok önemli bir şey var. Bakın nerede? Nerede? Teşekkürler geldiği var. Evet. Bu doğru. 5000 lira. Yeah. Çok yaptım. 3000-4000 küsüre bunu aldım. Kahve makinem bu benim. Bu arada gerçekten şu anki kahve fiyatlarına göre okey yani. Şimdi bir hesaplama yaptım. Mesela ben günde bir kahve içiyorum. Hı-hı. Değil mi? 100 çarpı 30. Kaç yaptı? 3000. Bir ayda 3000. Oha, evet lan. Ya ve çok her gün bir kahve içiyorum. Böylece ne yapacağım kardeşim? Makineyi 3 bile görüyorsun. Günde 5 kahve içeceğim kanka. Kapsüllerim ne kadar biliyor musunuz? 100 lira. 10 tane kapsül 100 lira. 10 kahve. Ekonomistim diyorum. Tanesi 10 liraya mı geliyor? Tanesi 10 liraya geliyor. Ekonomistim diyorum. Niye dinlemiyorsunuz? Kanka biraz daha para biriktirip Starbucks'ı satın alsaydın keşke. Bir söyleyeyim. Hissesini bana teklif ettiler zaten bu kalmadığına sonra. Zaten. Videolarımı gördüler zaten. Hı hı. Böyle. Kuşağı.
Bir şey diyeceğim, bu arada yoksa bu vlog kaybolan Kuşadası tatili vlogu yenisi mi? Burak, o vlog o kadar güzeldi ki. Kuşadası Selin'in evi bakın, havadar. Hayır, ben biraz küçük gözüküyor demiştim bu arada. Arkadaşlar benim çok uykum geldi, ben düşünüyorum. Biz Kuşadası'na gelmişiz. Bird Island. Bird Island tour. Hadi bizimle gelin. Let's go. Şey bu. Neydi? Vogue questions. Şimdi burada otantik görünmesi için taşlarla kapladığım bir yol var. Biraz inmesi zor. Aynı zamanda bacak kısı yapıyor. Selülitleri götürüyor. Gördüğünüz gibi bende hiç selülit yok. Hadi gelin. Evet. İnelim. Bize guilty pleasure, bir tane guilty pleasure'ını söyle Beste. Söyleyemem, fazla guilty. Evet, etrafta gördüğünüz dekorasyonlar tamamen bana ait. Parlament içmem ben aslında. Eski sevgilerimden kalma parlament. Bunlar köpeklerim. Bir tanesi Doberman, diğerisi... bak bu... O biraz otistik bir köpek, pardon. Neyden miyavlıyor galiba? Biraz şizofren bir köpek. Bay olduğu için hem havlıyor hem ben belam. Evet, bunun adı... Pussy Gato. Bunun adı Pero Gato. Sakin ol. I'm Chihuahua bitch. Ama orası biraz daha tercih edilmiyor. Bu çok yoğun. Arkadaşlar, ben İstanbul'da olduğuma inanamıyorum şu an. İstanbul plaj... konsepti bana gerçek gelmiyor şu an. Hello. Arkadaşlar ben yeni epilasyona gittiğim için biraz yanmaktan korktum. O yüzden güneşe dönmüyorum. Sen dondurmacıya geldik ve çok iyi ve otopu olmaya çalıştı ve çok tatlı bir vibe var. Tam böyle yazlık yeri. Ben biraz çok az dondurma yemişim, bunu fark ettim. Ben yaz bitene kadar biraz daha dondurma yemeye çalışacağım bugünden itibaren. Arkadaşlar dayanamadık ve tekrar dondurma aldık çünkü tadı çok güzel ve yememek için bir sebep bulamadık. Ha şöyle bir şey arkadaşlar, Selin'in pop-up store'undan aldığım şeyleri göstereceğim size. Dolabına yıkılmış. Ben de bir sürü şey aldım çünkü yani daha yeni bütün kıyafetlerim bitti bakın literal. Hepsini yemin ederim en az 50 kere giydim. Öncelikle bu çanta. Benim hiç böyle bu tarz çantam yok. Hep krem rengi tote bag'lerim var. O yüzden bu tatlı olabilir düşündüm de okula giderken bizim dolabımız az olacak ya. O yüzden dedim ki belki bir şeyleri bununla getirdim. Bir adet. Dümdüz beyaz crop top ve bunun altı böyle. Size anlatmıştım, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bunun çok benzeri bende vardı ama Duru'nun onu geri istediği için böyle bir şey ihtiyacım vardı. Çok iyi oldu. Bu üstümdeki. Bu da kotun üstüne giyerim diye düşündüm. Çünkü hiç böyle bu tarz şeylerim yok. Bu çizgi şeyler sevdiğim için tatlı olabilir diye düşündüm. Böyle uzun kollu bir crop, önü düğmeli. Bu tarz bir şeyin de hiç yoktu ve çok tatlı olur. Kazak. Ben bu renk son zamanlarda çok hoşuma gitmeye başladı. O yüzden kışın giyerim diye düşündüm. Bir de bu tarz kol tarzı da hoşuma gidiyor. Böyle bir elbise. bu böyle yanları büzgülü falan böyle püskürü müskürü. Bunun rengi bence bana çok yakın. Yani bu tarz rengi ben kendime çok yakıştırıyorum bu kahverengiyi. ve tam oturdu basenime falan. O yüzden iyi oldu bayağı. Sonra iki tane tay. Çünkü benim koşuya çıkarken... Evet bu arada gerçekten bütün sezonluk mevsimlik alışverişimi yaptım abi. Çünkü de üç tane biker short. Çünkü biker shortumda hiç yok. Ve bu da koşarken rahat oluyor yazın özellikle. Yoksa boğuluyorum uzun olarak. Bir de böyle bir elbise. Bir de böyle bir crop. Bir de böyle bir eşofman altı. Çünkü hiç bu tarz ince eşofman altım yok. Bir tane var, o da çok kalın. Giyemiyorum bu tarz mevsimlerde. Bu kadardı. Selam'a çok teşekkür ederim. Gerçekten tam bu sabah ağladım hiç kıyafetim yok diye. Ve bir anda bütün dolabımı yeniden düzmüş oldum. Arkadaşlar şimdi Büyükçekmece sahile gidiyoruz değil mi Selam? Yemek yiyeceğiz. Dedi ki bir balık ekmek falan yiyelim. Çünkü gerçekten bu Kuşadası vlogunun tekrarı oluyor şu an. Evet. Balık ekmek diye başladık, sonra kalamar, sonra... Sonra evet. Canımız çok çekti, karides ve kalamar. Evet. O karidesi böyle ekmek banmak böyle... Gerçek bir LA. Malibu Barbie. Abi o kadar iyi bir karides ve kalamar yedik ki... Yani çekmeyi unuttum. Kalamar gitti bile yani. Hayatımda bu kadar iyisini yemedim yani. Gerçekten o kadar iyiydi ki. Şimdi arkadaşlar balık ekmeğini deneyeceğim ve ilk başta Selen'le dedik ki kesin bu çok böyle sossuz gelecek, hiç sevmeyeceğiz. Ama kesin bu da çok güzel olacak gibi hissediyorum. Gerçekten mi? Biraz sossuz. Biraz sossuz. Yeah.
Balon tadı güzel. Bir şey alabilir miyim? Ama ismini veririz. İlk temel işaretli eğitimi verdim az önce. Yanlış yapıyorum. Böyle. Hayır böyle tutuyorsun. O da böyle. Aynen öyle. Bir dakika neredeyim? Selvi. Aa bitti. Aynen. Başka. Daha böyle yapma hani. Siz sadece parmak açısı yap. Hani ya. Genişledikçe. Bu şey Mikel'de takılanlar gibi. Ayağa kalkıp porneli akıntı yaratıyor. Bu var ya. Ben şuyum. O da öyle. Ben böyleyim. Çünkü sen annemi kabul etmişsin. Mert yapamıyorum. Arkadaşlar şimdi balıktan dönüyoruz. Hayatımda yediğim en iyi kalamar, en iyi balık ekmek. Çok lezzet şölemi bir balık ekmekti. Yani içindeki salatası, soğanı her şey o kadar iyiydi ki. Sonra bize çay ikram ettiler. Sonra bir de üstüne Türk kahvesi ikram ettiler ve 1000 saat orada oturduk. Ve adam çok tatlıydı. Menü adam. Kendisi menü. Bir restoran menüsüymüş. Öyle söyledi. 67 yıldır menüymüş. Bizzat kendisi böyle söyledi yani. Ama çok iyiydi gerçekten. Biz kendine objeyi bulmuşuz. Benim mesleğim. Evet gerçekten. Ama yani bayıldık. Öneririm. Herkes öneririm. Ağzında. Ağzında kuş tutmak. Ağzında dil. Oliver. Oliver. Kafe. Oliver. Oliver kim? Oliver kim? Aman okuyayım Oliver kim? Mine. Karısı çöl. Mine. Doğru. Mine. Oliver. Mine, yani sevgilisi erkek arkadaşı. Ne dedi? Ha, göğüs. Abi ben bir tane... Hayır. Göğüs. Tavuk. Göğüs? Ha? Tavuk göğsü. Göğüs. Kafa. Göğüs ve... Göğüs ve... But. But. Ama da seni... Bir şey bitmedi mi oğlum? Arkadaşlar. biraz yaşımıza ağır gelebilecek bir oyun bulduk. Ver ben takayım sana öyle dedim. Ama zorlaşsın diye İngilizce oynamaya karar verdik. Am I a tiger? No. I'm an Hawaii. Am I a horse? No. Am I strawberry? Yes. Strawberry. Strawberry. Çok tatlı ya. Moi j'ai ton. Give me that. Moi j'ai ton. Poker face. Yeah. Am I grey? No. Kızım kapatıyorum. Am I an animal? No. Arka kamera no. Zaten kapatmana gerek yok. Ya, çok iyiydi. Hayır, kameranın yansıması yanmayacak. Wow. İyi var baksana. Çünkü ben kamerada kendimi çekiyorum. O peki... Evet. Sevdiğim bir hayvan. Evet. Abi ben bir tane daha istiyorsun. Bir yumru daha istiyorsun. Hayvandan, hayvandan istemiyorsun. Sahip olduğun şeylerden. Mesela benim gibi kullanıyorsun hayvanı, anladın mı? Nasıl bir hayvan olduğunu sor. Sana bir Allah aşkına sor. Am I a fast animal? No. Ya, nasıl ya? No, evet. Am I? Fish. Sen hangi hayvanları seviyorsun Aysan? Kelebek. Evet. Dövmeni kesti. Kelebek geldi. Kafamda ne var? Kafamda ne var? Gitti mi? Gitti mi? Nasıl yukarı kalkacağım? Yukarı bu şekilde. Ama kalk. Bozulmuş. Aa, takılmış. Sen. Tekrar yukarı yapar mısınız? Şekerlerimi düşürdüm. Kalbimi kırıyorsunuz ama. Ödeştik mi? Söylüyorsun. Evet, sen şarkı. Ben arkadan bu kadar.
kaşımın yarısı kaldı yatağımda. Egyptian cotton'dı. Bayağı kaliteli. Volkan konağı çağırdı. Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar günaydın. Bugün Selin'in evinde kahvaltı yapıyoruz. Burası belki tanıyanlar olabilir. Yoktur ama neyse, burası Selin'in private hesabında video çekerken gördüğümüz arka plan. Biz de dostumuzun arka planını kullandık. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şimdi kahvaltı hazırlıyoruz. Ben Selin'in evinde kahvaltı etmeyi çok özledim. Ve buradaki o vibe, yani kızlarla olmak zaten. Selin burada sosis kesiyor. Yine ben ameliyim. Doğru bir nokta, parmak bastı. Sen o domates kesiyor. Çünkü çok iyi domates keser. Doğru, ben ağzımı soyuyorum. Yani. Biz mesela ben... bir şey yapıyormuş gibi davranıyoruz. O şey yapıyor. Mesela... Gelecek işine atapotlar sadece... bakıyor. Evet. Ama biz mesela biz hepimizi bu şekilde kabullendik. Görev dalımızı bu şekilde yaptık yıllar önce. Neyse, bardak eksik aslında. Tamam, ben bardak çıkarayım. Şimdi besteyi öğretiyorum. Şimdi böyle yapıyorsun. Ne oldu? Bak sonra bak, en canlıcı kısım. Bu, anladın mı? Tamam. Bak, bu ortasını aldım ben. Bir daha alayım. Yakın çek. Gördün mü? Domatesimiz var. Bir yanda Ege domatesi, Akdeniz domatesleri, biliyorsunuz tam mevsimi. Şu köşede %100 dana sosis ve salamlarımız pişmekte. Bunları da Diyarbakır'dan özel doğal çiftliklerden tabii ki aldık. Kesinlikle ürün kalitesi çok yüksek bu mutfakta. Benden uzun duruyor şu an. Ben zaten uzun. Doğadan uzun değildin ya. Yan yana gelsenize tam böyle eşit. Omuza bak, omuza bak kanka. Benim uzayım çok düşük ama. Ha. Tamam tamam. Ben de bir tık kamburum. Kendine geldin mi? Tamam tamam. Yok yok tamam, doğasız değil. Şey pozu verelim mi? Böyle. Burada bir şov söz konusu. Gurme bir lezzet söz konusu. Burada bir... Dayım salça sosis çok yapardı küçükken. Arkadaşlar, The Hunger'a geldik. Şöyle bir şey yiyeceğiz muhtemelen. Çok heyecanlıyım. Ve aşırı açım bu arada. Açıdan bayılacağım yani bu arada. Size belli etmiyorum ama yani başım falan dönüyor gerçekten. Böyle bir tatlı bir yer. Burası Marina değil mi literal? Marina'nın orada tam. Çok yazlık bir yerdeymişiz gibi. Ben İstanbul olduğumuzu algılayamıyorum gerçekten burada. Bu whole trip benim için İstanbul gibi değil. Evet. Kırmızı soğan çok özel. Yediğim mini hamburgerlerden bir tanesi. Valla mı? Gerçekten. Ya çok mu açım ya? Çok alay gibi. Tadı güzel bence. Ya. Yeah. Testes yapalım. Evet, testes yapalım. Gerçekten mi? Beğenirsem içerim. Bitki çayı değil buna. Yo, ben sevdim. Onu beğendiysem bunu içerim. Gerçekten sevdim mi? Söylemek için soruyorsun. Valla sevdim. Arkadaşlar, bu vlog gerçekten bizim arkadaşlığımızın en filtresiz ve yani uncut hali. Ama ben bilmiyorum, izlerken aşırı gülüm çünkü çok salakça hallerimiz var ve bilmiyorum. Kızları zaten çok seviyorum. Ben de aşırı güldür. Umarım siz de güldürmüştür. Sizin de sevdiğiniz biliyorum. Ben de bunların hatıra kalmasını çok seviyorum. O yüzden afiyet oldu hepinize. Beğendiyseniz eğer aşağı yoruna yazabilirsiniz. Bazen beraber canlı yayın açıyoruz TikTok'tan, kızlarla beraber. Onları izlemek isterseniz de beni TikTok'tan takip edebilirsiniz. Haberdar olmak isterseniz de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bütün iletişim bilgilerimi LinkedIn, e-mail, TikTok, Instagram hepsini aşağı koyuyorum ve sizlere bakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.